Çoğu poli modellerimiz hazırlandı. Onları göstereyim. Mesela burada dersek. Tabii modelleri hazırlarken dikkat etmeniz gereken bir husus. Modellerin gerçek dünyadaki aynı ölçülere sahip olması. Yani Blender'da gerçekçi ölçülere göre şey yapabiliyoruz. Mesela burada şu metrik şuradan ayarları işte metrik veya işte Amerika'nın kullandığı sistem veya bilimsiz de kullanabiliriz. Metrik yapmamız daha iyidir. Çünkü boyutlarını görebiliriz. Şimdiye kadar modeli yaptığınız boyutlarını bilmiyorum derseniz şöyle yapılabilir. Küp oluşturursunuz. O küpü mesela bu şeklin tamamını içine alacak şekilde küp genişlettiğinizde sonra da şuradan menüsüyle menü bastığınızda açılıyor. Aşağıda Edit moda geçtikten sonra tabii gözüküyor. Mesh Display kısmında Edge Length. Buradan o küpün seçili olunca tabii gösterir uzunluğunu. Bakın burada uzunluğunu gösteriyor. Ayrıca ben modeli ilk aldığımda gördüğüm kadarıyla şuradan da transformlardan şu dimension kısmından da yaklaşık o kübün boyutlarını bulabiliyorum. Mesela burası Y'de 12 metre, Z'de 3 metre. Yani boyu 12 metre, genişliği 5 metre ve yüksekliği de 3,5 metre bir uçak şeklinde. Yani gerçekçi bir uçak boyutlarında. Siz de yaptığınız modellerin gerçekçi boyutlarda olmasını dikkat edersiniz. Çünkü buradaki ışık hesapları veya yönetimin içindeki farklı hesaplar bu ölçülere göre çalışıyor. Yani gereğinden fazla olursa bu doğru sonuçlar anlamayabilir. O yüzden bunlara dikkat edelim. Low poly'lerimiz hazırlandı. Tekrar bir şöyle bakarsak bakın mümkün olduğunca az poligonda bunları şey yapmaya çalıştım. Low poly'leri yaptığınızda dikkat etmeniz gereken bir noktada bunun mesela şu an Mirror Modifier duruyor. Mirror Modifier'ı uygulamak. Çünkü UV çıkaracağız şimdi. UV'ler şeyle çıkmıyor. Mirror kısmı olmadan çıkmıyor. O yüzden bunu uygulamalıyız. Obje moduna geçiyoruz. Sonra buradan Apply diyoruz ve artık nesnemiz uygulandı. Bu arada sahnemizi düzenli tutmak için layer'ları bir kontrol etmemiz gerekiyor. Obje modunda layer'lar ortaya çıkıyor. Şurada layer'lar var. Burası biraz kullanışsız. Bir tane add-on var. Onu açarsanız oradan görebiliriz. File'den User buradan add-on kısmında Layer Manager diye arattığınızda Layer Manager çıkıyor. Bunu seçili yapıp sonra da Save User Settings demeniz lazım. Ki bir dahaki sefer açıldığında şeyler kaybolmasın. Onu dedikten sonra kapatıyoruz ve şuradaki T menüsüne bastığımızda layer'lar çıkıyor. Nesnelerimizi layer'lara koyacağız. Buradan da yapılabilir. Farklı yerlerden de yapılabilir. Şuradan mesela pratik ilk değerimiz, birinci değerimiz modelleme değeri olsun. Buraya veya orijinal modeller diyelim. Orijinal modeller katmanı olsun. Değer katmanı yok bu arada. Şu an herkes burada. Yani diğerlerinde bakın bir nesne yok. Şuradan da kırmızı nokta varsa herhangi birinde orada nesne var demektir. Ara var pişirme katmanı. Ben bunu isimlendirmişim. Yedekler burada. Bunları ara katmanına alalım. Basılırken bunları seçiyorum. Low poly'leri. Şuradan da seçili oldukları belli. Sonra şuraya basarsam bunlar ara katmana gider. Onu görünür yapalım. Diğerini görünmez yapalım. Böylelikle artık ara katmandayız.
Burada bunların yuvalarını açacağız. Sadece şunu görerekten, lokal birden bunu görelim. Ve ben katmanları açmaya başlayayım. Dosyamı kaydediyorum arada bir. Bunların yuvalarını çıkaracağım. Şuradan şöyle çekelim. Yuvayı açalım buradan. Şimdi burada bir tane resim oluşturuyorum. Tabii daha önce oluşturduğum var mı? Yok. Şuradan artıya basarak da ismi şablon olacak. Boyutları 2048. Yani siz mümkünse 4096 yapabilirsiniz. Benim bilgisayarda Blender kaldırmıyor. Direkt çıkıyor. O yüzden ben bunu 2048 yapıyorum. Ama Substance Painter'da bunun boyutu artırılabiliyor. Şurayı UV grid yapıyoruz. Yani 2000 kare şeklinde 2048'li şekilde bir resim oluşturuyorum. Resmimiz oluştu. Şimdi edit moda geçiyoruz burada. Buna UV simler vermemiz gerekiyor. Yanlışlıkla bunu geçelim şöyle. Yani kullanıcı oyunda görünmeyecek bir tarafından bunu kesmemiz lazım UV olarak da. Şu altından kesebiliriz. Mesela tam ortadan keselim. Yandan da kesilebilir ama genellikle orta en az gözüktüğü için. Ne yapıyorum? Şuradan şöyle display blank kısmını kaldıralım. Buradan şuraya kadar kontrolle aradaki çizgiyi seçiyorum. Kontrol E. Sonra da buradan Mark C'yi yapıyorum. Artık burası yürü çıkarmak için bir kesim noktası oldu. Sonra bunu bir küp düşünürsek şu yandan şöyle bir kolay açılması için ona bir kolaylık sağlamak için şurayı seçiyoruz. Sizin modellerinize göre bu farklı bir yerde edecek. Buradan yani sürdürmeleri en aza indirmek için böyle bir yaklaşım yaptık. Ctrl E, Mark C. Aynı şeyi bu taraf için yapalım. Şimdi. Maksim. Arka tarafını düzenleyelim. Şimdi buradan içeri doğru kat. Şöyle bir kesit yapıyoruz. Kontrol ve maksim. Ondan sonra şu altı rahat çıksın diye boylu boyunca şöyle yaparsak sonra şöyle yapalım. Biraz daha düzgün seçiyorum. Hatta belki bir tarafını seçmesi olur. Şurayı seçmeyelim. Kontrol ve maksimum. Orayı neden seçmedim? Burayı birleşsin diye. Şimdi deneyelim. Her şeyi seçiyoruz. U'ya basıyoruz. Bir daha U'ya basıyoruz. Üstteki Unwrap geliyor. Şuradan tuşa geçelim. Bakın burada çıkarma yaptı. Bazen düzgün çalışmıyor. Yani öyle olursa tekrar tekrar U'ya basıp Unwrap yapın. Mesela bunu simetrik bir şekilde genişletti. Bunu düzgün yapıp yapmadığını anlamak için şuradan N menüsünü açıyoruz burada. Şurada alt tarafta stretch var.
bastığımızda mesela açılar fena değil. Yani mavi olmasını bekliyoruz. Yeşiller de kurtarır. Ama bakalım alanlar doğru mu? Onlara bakıyoruz. Alanlar doğru, pek doğru değil. Yani çoğu yeşil hatta arada kalan yerlerde zarlar var burada. Bunu azaltmamız gerekiyor. Bu nasıl bir etkisi var onu görelim. Şöyle bir etkisi var. Bu arada Blender Render kullanıyoruz. Burasının seçilmesini dikkat edelim. Cycle Render olursa belki burada görüldüğü gibi olmayabilir. Şurada Texture diyorum. Açıklıyorum. Sonra bakalım. Bazen tam görünmüyor. Yani şu tarafta arkada resim olacak. Onu tekrar şuradan şablon diyerek seçebilirsiniz. Mesela şu modda şöyle bir durum oluşuyor. Bazı alanlar daha küçük, bazıları büyük oluyor. Yani şurası, bakın buradaki şeylerin boyutları bunların boyutları biraz daha büyük. Yani bu oraya bir boyama yaptığınızda tekstürü, burası biraz daha sündürülecek demektir. Yani çok fazla da fark etmiyor. Mesela bakın alt taraf. Alt taraf biraz daha küçük oluyor. Çünkü bunlar alanları düzgün paylaşmamışlar. Yani sarı alanlar gereğinden az olduğunu gösteriyor. Yani biz bu hemen pratik bir şekilde bakın açtık. Şunu yapabilirdik. Burada şuralardan kesitler atıp o şekilde yani şuradan bir UV'leri kesip ya yani şuradan kesip daha da onu düzgün bir şekilde yapardık ama şimdi buna gerek yok. Yani ama siz eğer en son boyamalarda sıkıntı yaşarsanız ona dikkat etmeniz gerekecek. Şimdi ama Blender'ın bazı araçları var. Bunu azıcık düzeltecek. Bir onu göstereyim. Tekrar şöyle edit moda geçelim. Her şey seçildi. Burada UV kısmında UV Minimize Stretch diye bir özellik var. Burada bu optimizasyon yapıyor. Yavaş yavaş çalışıyor burada. Şöyle büyütelim. Yani oradaki sarı alanları veya yeşil alanları maviye dönüştürmeye çalışıyor. Adım adım burada düzeltiyor. Bunu kullanabilirsiniz. Kendiniz buradaki noktaları yine 3 boyutlu ortam gibi düzenleyerek de yapabilirsiniz. Ya da UV'yi farklı şekilde keserek bu maviliği elde edebilirsiniz. Biraz daha bekleyelim. Evet, bayağı bir optimizasyon yaptıktan sonra en son bu hali aldı. Belki şurada biraz çalışılabilir yani şu sarı alanlar ama çok da mühim değil şimdilik. Biz işimiz görecek kadar yapsak yeterli. Yani şurada biraz yani UV ile mümkün olduğunca az zaman harcamaya çalışmak lazım. Fakat yapılmak mecburiyeti olan bir alan. Dediğim gibi yani buraya farklı kesitler atarak daha kolay açılmasını sağlayabilirdik. Ama şimdilik ben onu yapmıyorum. Şimdi ne yapalım? Diğer modelleri açalım. Kemerloğu. Şurada lokal dilden çıkalım. Şimdi bu nesneye bakalım. Bunun UV açılımı. Yani bu biraz daha basit. Bunu özellikle alt tarafa UV'sini açacağız. Tekrar lokal yönüne geçiyorum. Yerden kaybolsun.
Ben zaten alttan bazı düğmelerini kesmişim. Bunu da göstereyim. Bakın. Ortada bir yerden şöyle alıyorum. Bunu yine bir küp gibi düşünürsek, şuranın düzgün açılması için, sürmemesi için ortadan geldikten sonra kenarlara doğru şöyle kesmemiz lazım. Yani şurası kapak gibi buradan itibaren açılacak. Yani şuradan açılacak, şurası bitişik kalacak. Bu şekilde yan tarafı da yaptık. Ortadan bir şey çıkmadığı için kenardan gelmeyi sonuçlandım. Bunun da aynı şablon resmine bunun şeyini çıkartacağız. Şablonlar. Her şeyi seçiyoruz. Burada. Her şeyi seçiyoruz. Şurada şablonu getiriyorum. Bu arada bunun bir lölesi var mı? Var mı? Var mı? Şurada şablonu ekleyelim. Şablon. Her şeyi seçiyoruz. Ben bilgisayarı başlıyor. Her şeyi seçtik. Tekrar şablonu ekleyelim. Şablonu ekledik. View. Onu ekliyoruz. Ve onu da çıkardı bakın. Burada bunu düzgün çıkardığını düşünüyorum ben. Çıkarmadıysanız şuradan tekrar kontrol edebiliriz. Araya fena değil. Açılara bakalım. Açılar da fena değil. Gayet zaten bu tür şekilde daha güzel çıkartıyor. Şimdi sırada ne var? Tokalı var. Buradan çıkalım. Tokayı seçelim. Tekrar noktalayayım. Şurası için. Noktalayayım. Noktalayayım. Geçtik. Bunu da aynı şekilde bakalım. Evet, notu geçiyorum. Belli yerlerinden kesmişim. Şunlardan. Bunu da yine şurada bir yuvarlası var. Bunları silelim. Kendimiz oluşturalım. Şablonu seçiyorum. Q yani U yani şimdi da U. Buna çıkardı bakın. Fazla kesit attığım için buna yani çok ayrıntılar, küçük bir nesneme fazla ayrıntılar. Daha düzgün kessin diye bunu bu hale getirdim. Bakalım araya çizdim mi? O da fena değil. Yani düzgün çıkarmış. Sürmeden çizilebilecek. Şimdi sırada ne var? Bunları birleştirmek var. Tekrar hepsi görünür olacak. Moda geçiyorum. Bir tane add-on var. Yani şöyle bir şey yapacağız. Biz aslında bu şablona veya yeni oluşturacağımız bir resme bütün nesnelerin UV'lerini tek bir resme toplayacağız. Yani bu neden yapıyoruz? Çünkü bu UV parçalarını, buradaki adaları birleştirmemiz lazım. Yani optimizasyon amaçlı bir şey aslında. Yani küçük küçük 512 512 küçük küçük resimler yerine büyük bir tane resme bu ayrı ayrı objelerin UV'lerini koymak daha optimize bir mantık sağlıyor. Şimdi onun için bir addon var. O addon'u açmamız lazım. User Preferences. Burada Atlas diye aratırsanız Atlas UV Texture Atlas diyor. Onu açıyoruz. Atlas'ı yaratırsak
UV texture atması aktif edip sonra da save user settings diyoruz. Bu bize ne sağlayacak? UV'lerimizi zaten çıkardık. Tüm nesnelere bir şey yapalım. Lokal moddayız. Tekrar global moda geçeyim. Texture atlasımız şurada bulunuyor. Yani render seçeneğinin altında şurada texture atlas var. Bir tane atlas ekliyoruz ama önce bir nesneleri seçelim. Onları seçilirken yapalım. Şu üç nesnemi seçiyorum. Yani sizin objeniz, sizin modelleriniz kaç parçadan oluşuyorsa o ayrı ayrı objeleri seçmeniz lazım. Burada ben doğru şeyler seçtim diye bakıyorum. Seçmişim. Bir tane texture atlas oluşturuyoruz. Texture oluştu. Hatta ne yaptı ona bir bakalım. Yeni bir nesne oluşturdu. Yani bunların her birinin içinde olduğu bir nesne oluşturdu. Birazdan gelecek. Şimdi biz şunu yapacağız. Start manual unwrap diyeceğiz. Start dedik. Evet, o nesne geldi. Şurada Texture Atlas Merged Object. Yani öteki nesneler duruyor, yeni bir nesne oluşturdu. Ve onları tek parçaya birleştirdi. Artık onlar tek parça. Biz o zaman bunların UV'lerini tek parça şey yapabileceğiz. Bakın UV'ler burada. Üst üste bindi. Peki bu karmaşadan nasıl kurtulacağız? Bunun için pratik bir yolumuz var. Texture Atlas diyor. Bunun boyutu neymiş? Biz yine de şöyle bir şey yapalım. Kendimiz yeni bir resim oluşturalım veya oluşturmayalım. Bu böyle kalsın. Burada pratik bazı şeyler var. Birincisi şu UV menüsünden Average Island Scale diyeceğiz. Bu şu demek yani nesnelerdeki poligonların aynı büyüklüklerindeki yani buradaki UV adacıkları da poligonlarla doğru orantılı boyutlarda olsun istiyoruz. Mesela küçük bir alan burada büyük gözüküyor şu an. Buna bastığımızda onların boyutlarını tekrar düzenleyecek. Şu an benim bilgisayarım biraz yavaş olduğu için. Evet, alanları düzeltti bakın. O kırmızılıklar sarılar gitti. Peki bunları buraya döşememiz lazım. Nasıl döşeceğiz? Bunu şu şekilde yapıyoruz. Ondan önce ben şu atlas yerine yeni bir resim oluşturayım. İsmi de pişirme olsun. Pişirmelik diyelim. Boş bir resim olsun bu. Blank diyoruz. Sonra OK diyoruz. Pişirme resmini olmuştu arka tarafta. Bunu yine UV menüsünden otomatik paketleme var. Pack Islands diyorum. Bunları otomatik paketledi bak. Şöyle bir durum var. Boş alanlar var. Bunları nasıl buraya yerleştiriyoruz? Mesela şöyle bir şey belki olabilir. Şunlar çok küçük bir alan burada kaplıyorlar. Çözünürlük açısından bazı sıkıntılar olabilir. Şunu yapabiliriz. Bunları alıp büyütebiliriz. Şimdi yapacağım. Buradan diselek yapıyorum bu nesneleri. Sadece şunları seçiyoruz. B'ye basıyorum. Bunları seçiyorum. G ile buraya taşıyorum ortaya.
Sonra şunları seçiyorum. Kitleri basıyorum. Bunları böyle buraya getirdim yan yana. Sonra S tuşuna basıp bunları genişletiyorum. Biraz genişlettikten sonra şöyle küçültelim. Buraya sığdıracak şekilde bunları. Böylelikle her birine biz ortak bir şey koyduk. İşimiz burada bitmiyor. Bunların üzerine pişirmeler yaptıktan sonra şunu yapacağız. Buradan finish manual unwrap deyip bu süreci tekrar geriye döndüreceğiz. Yani her birisi mesela şuradaki gövde low sadece şu alanı dolduracak. İşte kemer low kemerle alakalı buradaki bu kısmı dolduracak. Yani bir tane de resmin değişik köşelerini bunlar doldurmuş olacaklar. Biz de tek bir resmi boyayarak her seferinde hem birçok resimle uğraşmaktan kurtulacağız. Çünkü şöyle bir durum oluşuyor. Biz her bir model için bir ID mask oluşturmamız gerekiyor. Sonraki videolarımızda onu yapacağız. Sonra ambient occlusion oluşturmamız gerekiyor. Sonra normal haritası oluşturmamız gerekiyor. Bir de difüzyon yani renk haritası, yansıma haritası derken az 5 tane daha da bu artabilir. Her bir için 5'er tane yapmak yerine hepsi için 5 tane toplamda yapmış olacağız. Yani 3 tane nesnemiz var bizim şu an. 3 kere 5, 15 tane resimle uğraşmak yerine 5 tane resimle uğraşmış olacağız. Hem de dediğim gibi yazılımlar bunu daha optimize ve hızlı işleyebiliyorlar tek resim olursa. Hem de alandan tasarruf sağlamış oluyoruz. Yani düşünün buradaki ayrı ayrı resimleri koysaydık birçok alan boş kalacak. Mesela şu uçağın alanı tek bir resimde olsaydı uçağın bulunduğu kısmı birçok siyah alan boş kalacaktı. Bu da hem veri boyutu açısından da bize sıkıntı verecekti. Sonraki dersimizde Subsys Painter için gerekli olan bazı dosyaları hazırlayacağız.